Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Scam'ı inceliyoruz. Scam, bayağıdır takip ettiğim bir survival oyunu. Kendisi henüz çıkış yapmış durumda. İlk gün satın aldım, biraz oynadım. Azıcık oyun için de tecrübe sahip oldum. Size gördüklerimi aktarmaya çalışacağım bu videoda. Evet, ilk öncelikle menüden başlayalım çok hızlı bir şekilde. Daha önce oynadığım için Continue diyor. Lootladığım eşyalarım var. Multiplay, Single Play Options ve oyundan çıkma. Single Play kısım tarafına girmedim ama eğer ki şey yapılırsa, talep olursa Single Play kısmına da bakacağım. Özellikle bizimki şu an için Multiplay kısmı. Daha önce oynadığım sunucuya girmek isteseydim Continue demem gerekiyordu. Evet, sunucu kısmına geldiğimizde burada hemen bir bug karşımıza çıkıyor. Refresh atıyoruz ve şu an online olan sunucuları görüyoruz. Çok fazla sunucu var. Çıkış gününden itibaren sunucu sayısı bayağı yüksekti. Şöyle bir 11 kişinin olduğu ve pingi düşük olan bir sunucu seçmem şu an için benim yararıma olur. Connect diyoruz, bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar, bu pencerede çok hızlı bir şekilde geçmek gerekirse en üstten başlayarak aşağı doğru gidiyorum. Buraya nickinizi yazıyorsunuz. Şu şekilde yazayım ben. Nickinizi yazıyorsunuz. Oyun içinde gözüken nickiniz. Burada yaşınız var. Yaşınıza göre şu puanlar size etki ediyor. Bunlar nedir? STR, DEX, INT, KON gibi. Bunların aslında oyun içinde oynadıkça daha detaylı görebilirsiniz. Mesela STR güç gerektiren koşma gibi işlemlerde şey yapıyor, işe yarıyor. DEX gizlilik, INT zeka becerisi gerektiren alet edevat kullanma. KON da eğer ki yanılmıyorsam construction, bir şeyler inşa etmek için sanırım gerekli. En azından crafting için diyebiliriz. Devamında vücut tipiniz var. Burada da kaslı, yağlı ve ince olmak üzere 3 farklı bir üçgen içinde bunların orta yolunu bulmanız gerekiyor. Tabii ki bu puanlarda gördüğünüz gibi gene STR, DEX, Constitution, Intelligence gibi değerleri etkiliyor. İdealini bulmak tabii ki size kalıyor arkadaşlar. Mesela şu 2.1'e çıkıyor. Tam ortası bura herhalde. Bakayım. Yani şöyle bir ortada bir yerde bulmak daha iyidir bana göre. Devamlı skin color var. Bunu daha aktif etmemişler. Cinsiyet aktif olmamış hala. Vücut tipi olarak 4 farklı seçenek var. Zenci abimi seçelim. Dövmeler var. Dövmelerinde gene 2-3 farklı kombinasyonu var. Şu güzelmiş. Fluffs ve diğerleri gelmiyor. Next diyoruz. Bir sonraki penceremizde, bu da önemli. Dediğim gibi az önce bahsettiğim. Mesela KON'da Running ve Endurance var. Ben STR diyordum ama STR'de yanılmışız. Burada Handgun, Melee yani el silahları, el tabancası, tüfekler ve box gibi seçenekler. Bunları tabii ki random yapmıyoruz. Hemen düzelteyim. Şimdi şöyle. Aslında box'u bir tık açmam gerekiyor. En azından basic olarak. Çünkü çoğu zaman silahımız olmuyor. Box gerekiyor. İkincisinde elime bir balta bir şey alıp da saldırabilirim ama onun dışında hatta var ya, şöyle yapayım, box'u iptal edeyim, melee weapons'ı en yüksek seçeneğe getireyim, lazım olacak çünkü genelde elinizde sopa bir şey bulabiliyorsunuz, bir balta bulabiliyorsunuz. Akabinde de handgun veya hiç dokunmadan rifles verebiliriz. Bu benim kendi tercihim, tabii ki siz de daha farklı yapabilirsiniz. Yani beyzbol sopasıyla çok iyi zombi öldürebilirken işte box veya tabanca ile öldüremeyebilirim. Devamında endurance'ı arttırıyorum ben burada çünkü dayanıklılık daha önemli benim için koşmadan. Çünkü uzun süre hızlı koşup çabuk yorulacağıma, yavaş koşup daha uzun mesafe koşabilirim. Dex skin'de gizlilik var. Bunu da tabii ki başka bir seçenek olmadığı için, daha doğrusu olduğu ama sönük olduğu için en üste getiriyorum. Bakın, gelecekte de gelecek şeyler: driving, motorcycle, floating, sailing, climbing, pick locks, pick pockets diyor. Crowing. Deck skill'lerinde de işte ilerleyen zamanda motosiklet, ne bileyim, uçak,
tarzı işte anladığınız gibi araçlar gelecek. İnskillinde de sniping benim seçmem gereken, hatta biraz kamuflaj şöyle yapayım. Bu oyun için şöyle yapayım. Ben daha önce de oynadım. Kamuflaj seçeceğim. Çünkü önümüze çok ciddi düşmanlar var. Şimdi kamuflaj seçiyorum. Bunları da dediğim gibi sizler kendiniz ayarlarsınız. Geçiyorum burayı. Create dediğimizde karakterimizin özet bir görüntüsü çıkıyor. Suçluyuz. Evet. Burada bu kadar. Okey diyorum. Devam ediyorum. Bir duman eşliğinde, sis eşliğinde bizi duvarın içine aldılar ve şu an yükleme ekranındayız. Evet arkadaşlar, oyun hızlı bir şekilde yüklendi. Çok güzel geceymiş. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben oyunu bir tık ayarlarını düşürdüm. Özellikle efektler, şurada birkaç tanesini göstereyim size. Light shafts, light functions, motion blur. Blur'un hiçbir türlüsünü sevmiyorum. Kesinlikle blur bir efekt olarak kullanılmamalı. Zaten ekranlarımız iyi göstermezken bir de ona bulanıklık eklemek çok saçma bir şey. Kabul etmiyorum o özelliği. Şimdi box modundaymış. B'ye basarak normal halimize geliyoruz. Şu anda nerede olduğumuz bilmiyorum. Hemen bakalım. B3 haritasında sağ üst köşedeyiz. Haritanın B3 sektöründe sağ üst köşedeyiz. Şöyle çevireyim göremeyen arkadaşlar için. Hava da gittikçe karanlıklaştı. Hemen size taba basarak menüyü tanıtayım arkadaşlar. En sol kısımda yerdeki itemları görüyoruz. PUBG'den alıştığımız şekilde veya DayZ'den. Inventory kısmımız var. Inventory kısmında gene aslında DayZ'ye çok yakın buluyorum ben bunu. Eşyalarımızın durumu ve içindeki, mesela şöyle yapayım. Üstündekini çıkartıp pantolonun cebine koydum. İki tane cebimiz var ve şu an tişörtüm cebimde. Her itemi tabii ki bu şekilde koyamıyorsunuz. Şöyle kenara alarak giyiyoruz ve kat kat giyinebiliyoruz. İleride lootladıkça da buralara işte gözlük, şapka, maske, bilmem ne diyerekten devam ediyor. Crafting kısmına geliyorum. Crafting biraz karışıktı. Çözmem zaman aldı. Şöyle özetleyeyim. Mesela yerden hemen şöyle yerden iki tane taş bulalım. Evet, F'e bastım. Yerden bir tane taş buldum. Şöyle bir kere burada bulduğumuz için bir daha bulamıyoruz. Koşmak için bu arada mouse'un tekerlerini ileri doğru çeviriyoruz. Kademe kademe koşuyor. Bir yavaşlatıyorum. Bir tık geri çektim. Yavaşladı. Bir kere daha geri çektim. Birazcık daha yavaşladı. Tamamen kendini çektiğinde de karakter yürümeye başlıyor. Koşma olayı biraz değişik geldi açıkçası. Daha önce hiçbir oyunda bu şekilde görmemiştim. Evet, iki tane taşımı topladıktan sonra Stone Knife, yani taş bıçak yapmak istiyorum. Bunun için de zaten burada seçili olduğu için az önce gösterdim. Şu an inventörümde ve bir tane cebimde, bir tane de elimde olmak üzere iki tane taş olduğu için bunu craftlayabiliyorum. Tıklıyorum ve bu şekilde gördüğünüz gibi craftlamaya başlıyor. İstersek craft'ı iptal edebiliyoruz bu şekilde tıklayarak. Ve şu an item yere düştü. Yaptık ve yere düştü. Bakın. Görebilirsem eğer. Neyse, göremedim. Yerden butların arasında olduğu için elime alıyorum. Şu an artık elimde bir tane bıçak yerine kullanabileceğim taş var. Crafting sistem bu şekilde. Mesela çanta yapmak istediğimizde, çantamı, evet, kumaş, işte deri, ip, taş, ne denir buna, örgü veya işte iplik seti olması lazım yanlış görmüyorsam. Ve taş gerekiyor. Az önce yaptığımız taş bıçaktan gerekiyor. Bunları bir inventörümüze koyduktan sonra veya yerde de olabilir, fark etmez. Hepsini taşıyamıyor olabiliriz. Mesela ip ağır bir malzeme. Bunlar ya üstümüzde ya da yerde ve toplu halde ise craft seçeneği çıkıyor. Sağ altta basıyoruz ve craftlıyoruz arkadaşlar. Esas oyunun büyük kısmına geliyorum. Metabolizma. Hala çözemediğim.
yapımcıların kafayı yedi. Yani cümle kuramıyorum. Bakın bununla ilgili cümle kuramıyorum. Yapımcılar ya ciddi düşünüyorlar ya da bize taşak geçiyorlar diyeyim. Evet arkadaşlar. EKG kısmı var. Kalp atışımız var. Nabızımız var. Şeker oranı mı diyeceğim ama yanlış olmasın. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi oksijen, vücut sıcaklığı, yani zibilyon tane, tamam mı? Bunları tek tek açıklamayı düşünmüyorum, açık konuşayım. Tek tek açıklamaya kalkarsam oyundan daha uzun sürer bunu anlatmak. Zibilyon tane vücudumuzla ilgili bilgi var. Devamında geçiyorum hemen sağ tarafa. Sağ tarafta vitaminlerden ne kadar aldığımız var. Abi adam A'dan Z'ye kadar, tamam mı? Hepsini sıralamış. Siz hayvan mısınız? Siz insan mısınız? Hayvanlara hakaret oluyor, pardon. Devamında minerallerimiz var. Yukarıda zaten gördüğünüz gibi proteinler, karbonhidratlar, yağ, lif, işte şeker, sodyum. Mesela dün arkadaşla oynuyorduk. Arkadaş yiyecek bulamadı. Sabah akşam tuz yaladı. Açlık da var çünkü. Ve bu açlık sizin bildiğiniz açlığa benzemiyor. Yemin ediyorum gerçek hayatta acıksam aha bu kadar değere bakmıyorum arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Midemizin durumu, bunun içecek olduğunu hatırlıyorum. Öyle sıvı diyebiliyorum. Kolon, bağırsaklarımızdaki ne denir artık işte bağırsaklarımızdaki boklar diyebiliriz ya da işte ona benzer bir şey. Bağırsaklarımızın doluluğu diyelim. Aynen doluluğu. Bladder volume. Bunun da tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Kelime karşılığına daha sonradan bakarım. Bu şekilde event kısmına geliyoruz. Event kısmında açıkçası bu kısmı fazla kurcalamadım ama deathmatch'ler var. İşte cargo assault'lar var. Başka ne bileyim. Burada bir çeşit event'lar var ama bunlara şu an için herhalde katılınamıyor çünkü entry fee diyor. Bir dakika. Oraya gelmedik. Bir saniye. Entry fee. Arkadaşlar sağ üst köşede 2 yazan kısımda bizim fame point'imiz var. Bu fame point'ler neye yarar? Bu fame point'ler arkadaşlar size göstermek babında şöyle bir yakın bir şehre gideyim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar yakındaki bir şehrin yanına geldim. En yakındaki şehrin. Gördüğünüz gibi fame point'im 3 oldu. Bu fame point şudur arkadaşlar. Oyun başladığımızda 0 veya 1 ile başlıyoruz tam hatırlamıyorum. Yaptığımız aktivitelere göre, öldürdüğümüz zombiye göre, adama göre bu puan artıyor. Ve bu puanla mesela şurada suyun yanına gelmişken size göstereyim. Mesela su içiyoruz. Artacak diye biliyorum. Yanlış olmasın. Evet, artmıyormuş. Bir zombi öldürdüğümüzde tekrardan oraya geliriz. Bu puanla arkadaşlar 25 puan biriktirdiğimizde random bir yerde doğabiliyoruz. Öldükten sonra. Akabinde 50 puan olması lazım. Yanılıyor olabilirim çünkü tam puanlarını hatırlamıyorum. Bir iki katı daha fazla puanla istediğimiz bir sektörde doğabiliyoruz. Mesela C3 sektöründe doğabiliyoruz. Onun devamında daha da fazla puanımız varsa bir arkadaşımızın yanında doğabiliyoruz. Ve bir tık üstünde de yaptığımız shelter'da doğabiliyoruz. Ben daha shelter yapmadığım için o kısmını bilmiyorum. Bir çeşit kasa veya sığınak olabilir. Sığınak ama yani tam olarak neye benzediğini bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Şehre doğru gelelim. Bakın burada şey kesebiliyoruz. Çalılıktan çubuk falan kesebiliyoruz. Ama ben burayı hızlı bir şekilde lootlayacağım ve sizin için bir tane zombi öldüreceğim.
Muhakkak burada zombi vardır. F tuşuyla bastık, içeri girdik. Ha bu arada Num Enter'a bastığımızda veya normal Enter'a bastığımızda armada Num Enter'dı. Kontrolleri Arma 3 oyununa çok yakın. FPS moduna geçiyoruz. Bir şey buldum. Bir tane de shovel buldum. Bu rubber lastik. Elime de bir tane kürek aldık. F'e basıyorum. Çıkıyorum hızlı bir şekilde. Daha önce DayZ veya Arma oynayan arkadaşlar varsa bu oyuna hiç yabancılık çekmeyecekler. Nail bulduk. Bunları alıyorum ama atacağım. Öylesine alıyorum üstüme. Nail da çividir. Burada ne var? Metal scrap. Metal parçaları. Metal buradalar. Şapka. Bakın bunu aldım. Tak kafama giydim. Çok güzel. Bu arada sunucu yeni olduğu için bazı sunucularda lag var. Bu sunucu bayağı iyi şu an. Size bir de animasyonları göstereyim. Çok güzel. Camdan atlıyor. Bazı camlardan çok daha ilginç atlıyor. Varsa şuradan deneyelim. Buradan mı çıkmıştık? Yok. Evet. Yiyecek içecek sıkıntımız var. Malum. Bunları evlerin içindeki ocaklardan mesela şu an ne buldum? Yiyecek mi o? Şunu salayım. Şurada yerde de varmış bu arada. Alamıyoruz. Yerimiz yok. Şu çivileri atalım ya. Lazım değil. Şunu alıyorum. Evet, yiyecekmiş. Eat diyorum ve eat all diyorum. Yiyeceğim tamamını da yiyebilirim. Yoksa bir kısmını da yiyebiliyorum. 10, bu arada eat dersen bakın. 10'a 10. Görünebiliyor mu? Şurada mouse'un tam ucunun üstünde 10'a 10 yazıyor. Eat dersem bunun sadece bir tanesini yiyor. Gördüğünüz gibi 9 tane daha da yiyebilirim bu şekilde. Yani parça parça yeme seçeneği var. Bu da realizmi arttırıyor bana göre. Şu taşı elimize alalım. Bunu niye neden salamadık ya? Tüh kahretsin. O zaman şunu taşla açalım. Direkt yiyelim. İleride açtığımız olacak çünkü. Evet. Açtık ve eat all dedik. Yani İlla taşımamıza gerek yok. Açtığımız orada da giderebiliyoruz. Veya öncesinden fazla yiyerek açlığımızı giderebiliyoruz. Daha geç acıkabiliyoruz. Şimdi midem boştu farkındaysanız basıyorum. Ve gördüğünüz gibi midem dolmaya başladı. %62 dolulukta. Gittikçe de tabi bunlar MN'nin hangi mineral olduğunu bilmiyorum, hatırlayamıyorum şu an. Bunlar gördüğünüz gibi vücut tarafından işleme kondu diyebiliriz. Dolapları karıştıralım, neler var? Yumurta buldum, bakın yumurta güzel bir yiyecek. Rocks var, rockslar önemli. Zombiler size saldırdığında kanamanız varsa bunları kullanabiliyorsunuz. Burada bir tişört buldum, isterseniz giyebiliriz. Bu arada ya bunda olmuyor ama tişörtleri kat kat giyebiliyoruz. Şöyle değiştireyim bir. İçinde yumurta vardı, onu alayım. Tişört geri giydikten sonra yumurtayı alıyorum ve bunu da keserek elimdeki taş bıçakla rocks ayırıyorum. Yani sargı bezi yapıyorum. Evet. Rockslar oldu ama bunları taşımak istemiyorum şu an için, her yer kumaş, kolay buluruz en azından. Çıkalım ve sizin için bir tane zombi avlayalım. Animasyon işleme girmedi, bir daha basıyorum, girdi. Evet, evet azıcık koşayım, sağda solda bir zombi aradım. Bakın şu an duyduğunuz bir ses var ve bize doğru geliyor. Arkadaşlar bu drone şöyle ışık çakıyor bize. Ne olduğunu çözemedim. Fakat karakterimizin kafasının arkasında bir tane çip var gördüğünüz gibi. Ve biz mahkumuz. Bir çeşit açlık oyunlarındayız sanırım. Ve arada bir bizi gelip bu şekilde bu dronlarla atacaktım ki kayboldu. Bu dronlarla bizi kontrol ediyorlar. Şunları geri alalım. Hiçbir zararı yok, hiçbir faydası da yok. Geliyor, ışık çakıyor ve gidiyor. Evet, loot kısmını zaten kavramış olmanız lazım. F'e basarak sağ solda çevredeki eşyalara, ne bileyim
dolaplara birçok objeye tıklayarak loot yapabiliyoruz. Evet, zombi dedik. Etrafta zombi yok maalesef. Kuyudan su içebiliyoruz. Tabii içtiğimiz suların etkisi de var. Temiz, kirli olması gibi faktörler. Biraz daha hızlı ilerleyeyim. Burada polis merkezi var. Hemen bir girelim. Burada silah vardır belki. Değil mi? Girdim içeriye. Bakıyorum ne bulduk. Acil durum bandajı. Şimdi bunları almayayım. Çünkü çantam yok. Önce bir çanta edinelim. Craftlayabiliriz ama craftlama işi çanta için biraz zor. Zaten gerekli itemleri yan yana getirmek zor. Oo. Abi ben shotgun buldum. Ama bunun mermisi var mı? Tabii ki yok. Buna mermi bulalım o zaman. Kesinlikle bunun içindedir. Evet. Ben yumurtayı salayım ya. Vay, çok güzel oldu. Shotgun'ımız var artık arkadaşlar. Şurada da bir shotgun mermisi vardır. Neymiş bu? 5.45 39 mm. Şu yumurtayı yedikten sonra çanta arayışına devam edelim. Aslında çok fazla gezmeye gerek yok. Yani gördüğünüz gibi silah bulabiliyoruz kolay bir şekilde. Ha bak, şu soda makineleri var. Kola makineleri. Bunlardan bir şey. Kahve makinesinden bir şey çıkmıyor. Şurada da bir tane var. Bunlardan bir şey bulabiliriz. Nothing found. No items found dedi. Ses yaparsak buraya zombi toplaşıyor bu arada. Yani çok fazla ses yapma maymaya özen gösterin veya başka insanlar da gelip bizi avlayabilir. Hızlı bir şekilde bakıyorum. Çok fazla mermi var. Bunu fixlemişler sanırım. Biz dün mermi bulamıyorduk oynarken arkadaşımla. Sağa sola bakarak şöyle ne vardır? Kağıt parçası falan filan. İniyorum arkadaşlar. Şuradan yan taraftan çatıdan inelim. İyi, güzel. Silah bulmam iyi oldu. En azından fame point'in nasıl arttığını göstereceğim size. Oyunda gece gündüz döngüsü var. Biz ne yazık ki şu an videoyu çektiğimiz esnada gece oynuyoruz. Gündüz durumu da var. Saat olayını tam çözemedim ama realistik saat yok sanırım. Yani çarpanlı saat var. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda gündüzü de yaşarım. Ve kiliseye bakalım. Evet, hızlıca içine girip görsel bir loot yapıp, yani gözle görülür bir item var mı bakıyorum. Yok. Çıkıyorum arkadaşlar. Yani şurada bir şeyler var ama. Cucumber. Hıyar bulduk abi. Hıyar çıktı. Yiyecekler varmış. Bakın burada bir sürü içecek, su, bir şey. Ne bu? Süt var. Aynen. Allah Allah. Kilisede yiyecek var mı ya? Üst kata çıkalım. Burada kesin bir item var. Ne bulduk? Bir şey bulduk. Bir dakika. Kitap bulduk. Günlük bulduk. Kilisenin minaresine çık. Kilisenin direğine çıkalım. Ağız alışkanlığı. Sağa sola bakıyorum. Yok. Evet, inelim aşağı. Şimdi dostlar, zombi bulamadığım için havayı bir el ateş edeceğim. Eğer ki oyunun mantığı beni yanıltmıyorsa zombiler spawn olacak ve bana doğru gelecek. Oo, bir dakika, geyik buldum. Evet, burada avlanma var. Tam şu karşımıza görüyor musunuz? Bir tane geyik var. Keçiymiş. Daha önce geyik avlamıştık. Keçiymiş bu. Saklanarak, çömelerek gidelim. Yok, kaçar. Ayağa kalkarsak kaçar.
Vurabilir miyiz sizce? Kamuflaj özelliğini bu yüzden açmıştım işte arkadaşlar. Bir şeye yaklaşırken daha kamufle şekilde gidiyoruz. Evet. Sağ klik yaptım. Şöyle gövdesiyle kafası arasına tam şuraya nişan alıyorum. Vuruyorum. Vur. Ah durdu. Süper. Öldü. Süper. Tek attık. Evet, bunu anlatayım şimdi. Hala elinde taş bıçak olduğu için F'e basarak hayvanların derisini ve etlerini ayırabiliyoruz. Etler o kadar çok fazla ki yani bir hayvanla gerçekten şimdi genelde survival oyunlarında şu vardır arkadaşlar. Ha bakın, bu arada fame point'im arttı. Onu da söyleyeyim unutmadan, fame point'im arttı gördüğünüz gibi. Genelde survival oyunlarında şu vardır. Bir kocaman bir mandayı bile devirseniz sizin karnınızı ancak doyurur. Bu mantıkla gider. Ama bu oyunda öyle bir durum yok. Gerçekten keçinin bir bacağını yeseniz herhalde 2 gün tok kalırsınız, değil mi? Ben öyle olurum. Yani bu oyunu adamlar harbiden gerçeğe ne kadar yakın yapabiliriz diye düşünmüşler. En azından bunun için çabalamışlar. Buna saygı duyarım. Önünde eğilirim. Şimdi ya az önce yaptığım şeyi gördüyseniz ilk önce hayvanın derisini yüzdük. Daha sonra da gövde parçalarını ayırdık. Burada büyük bir kafasını, işte gövdesini, bacaklarını gibi. Mesela sadece bacağını ayıralım abi. Devam ediyoruz bu arada gördüğünüz gibi, yani bacağı ayırdık, bitti durumu yok. Hala hayvanın etlerini parçalamaya devam ediyoruz. Evet, bu işlemde bittikten sonra tekrardan taba basıyorum ve gördüğünüz gibi yağ ve kemik şeklinde, kemik diyorum özür dilerim, kemik de var ve et şeklinde bir sürü, bir bacaktan kaç parça eşya çıktı, yiyecek çıktı. Bunlar çeşitli yerlerde, mesela şöyle diyeyim, yağı nerede kullanıyoruz? Ben zip oçak bağ bulmuştum, bunun ateşi yoktu içinde, bakalım bunda oluyor mu? Olmuyormuş. Ben en azından yağla böyle kandil gibi veya işte yakıcı bir şey yapabiliriz diye düşünüyordum. Öyle bir durum yokmuş. Ne yapılabiliyormuş? Et asma şeyinde kullanılıyor. Çorba, işte spagetti, bilmem ne, bu tarz böyle yiyeceklerle ilgili kullanıyorsunuz. Yapmak istediğiniz şeyi seçtikten sonra size gerekli malzemeleri söylüyor zaten. Ondan sonra bunu craft ediyorsunuz arkadaşlar. Devamında ateş ettim ama hala zombi gelmedi. Zombi vuralım bir tane. Sizler için bir zombi vurmak istiyorum. Tekrar şehire gideyim. Eğer ki zombi çıkmazsa videoyu burada durdurup bir zombi denk gelinceye kadar gezeceğim sizin için. Evet, zombi karşımda. Görüyorsunuz. Şöyle zoom çekeyim. Gördüğünüz gibi bu da bir mahkum, eski bir mahkum gibi. Hayır, silah al. O. Bir dakika. Oha, kolsuz. Abi. Şaka yapıyorsun. Kürek her zaman kurtarıcıdır. Fame point'ime bakın. Bu arada bu konudan kimseye bahsetmeyin, olur mu ya? Bunu kimseye söylemeyin abi. Böyle bir sahne görmediniz. Evet, zombiyi soyduk. Üstünden makas, don ve ayakkabı çıktı. Arzu edersek zombinin etlerini de parçalayabiliyoruz. Yani yamyamlık da var oyunda. Çok aç kalırsak insan eti, zombi eti, işte eşek eti, her türlü şeyi yiyebiliyoruz. Drone geliyor. Şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar herhalde. Ne yaptık diye.
Ben şu drone'a şu küreği fırlatacağım abi. Bir işe yaramadı. Geri alalım. Gitti. Çok iyi ya. Ya bir etkisi yok dediğim gibi. Zombinin etlerini parçaladık. İşte kol, bacak bilmem ne. Şöyle yapayım hatta dur. İbret alem olsun diye kafasını elime alıyorum. Devamında ölümle ilgili kısmı göstereyim size. Mesela bu oyunda öldük. Mantar falan da var. Yiyebiliyorsunuz bak bunları. Tabi zehirlenme ihtimaliniz de var. Ha, en önemli kısmı atlıyordum. Oyunu bitir videoyu bitirmeden önce en önemli kısım var arkadaşlar. En önemli kısım şu arkadaşlar. Taba basarak medical sistemimiz var. İyileşme ve şey gibi. Bu action, save ve taunt kısmı şu an için kapalı. Ve tuvalet kısmımız var. Gördüğünüz gibi. Bu animasyonları videonun daha iğrenç olmaması adına şu an için basmıyorum ama gördüğünüz gibi normal. Hani insani ihtiyaçları da burada karşılayabiliyoruz. Zehirli bir şey yediysek bunu çıkartabiliyoruz bir şekilde. Arkadaşlar beni trollüyor sandım ama hala troll mü değil mi bilmiyorum. Dışkınızın içinde de bazen eşya çıkabiliyormuş. Hatta deneyeyim onu şu an. Evet, tam bulunduğum yere dışkımı yaptım ve maalesef bir şey çıkmadı. Ölme kısmına gelirsek, şimdi farkındaysanız güzel loot bulmadık biz. Güzel loot'un nerede olduğunu size göstereceğim. Haritada birçok noktada olduğu gibi burada da askeri bölgeler var. Şu zombiden bir kurtulalım. Evet, karakterimi kurarken şöyle bir sağ tıkla defans alayım. Biraz geri geleyim. Karakterimi kurarken melee weapons'lar bu işe yarıyordu. İşte kürekle bu zombiyi öldürmek için. Vursun ve dodge atalım abi. Evet. Şu şekilde komboya devam ediyorum. Öldü mü? Yere düştü. Bir daha vurayım. Evet, öldü. Şimdi bundan bir şey çıkmadı tabii ki. Şu robotu görüyor musunuz dostlar? Şu küreği sırtıma koyayım. Şunu da sırtıma koyayım. Dostlar, bu robot bu bölgeyi koruyor. Bu bölgenin içinde karşıdaki hangarlarda genelde yüksek kalite silahlar bulunuyor. Fakat bu robot bizi gördüğü anda direkt ateş açıyor. Bunun için bu robota ve robotlara yakalanmadan gizlice içeriye girmemiz gerekiyor. Şu an robotun arkası dönük. Beni görmeden hızlı bir şekilde şu ilk hangardan başlayayım. Girdim. Arkamdan hemen kapıyı kapatmam lazım. İçerideyken bize bir şey yapamıyorlar. Evet. Askeri bölgenin içinde gördüğünüz gibi askeri malzemeler var. Hemen bir bot bulduk. Botun içine bile item koyabiliyoruz arkadaşlar. Şu an MP5 şarjörü koydum içine. Bu gördüğünüz üstü kaplı eşyaların içinde bir sürü değerli şey bulunuyor. Ne denir ona? Değerli item bulunuyor. Genelde güzel de silahlar var. Bıçak bu arada çok iyiymiş. Şunu elimize alalım. Bu item eşyanın içinde bir şey var mıydı? Tamam, çöp. Hemen buraya search yapayım. İşte kamuflaj bulduk mesela. Giydik gördüğünüz gibi.
Başka ne var? Loot konusunda sıkıntı çıkmıyor. SVD, Dragunov, askeri şapka, işte şu şapka. Şu daha iyiydi bence. Bu daha güzeldi. Gene askeri baret. Bu işimizi görür. Bak bu kafamızı da korur. Tekrardan devam edersem silah bulayım. Bir tane silah vardır kesin. 7.92 57 mm ammo aldık. Şu kutuların içinde silah olması lazım. Evet, bir tane tek 01 M9 bulduk. Bunu alamıyoruz. Bunu şöyle yapalım. Bıçağımızı buraya alalım. Bunu elimize alalım. Eğer ki bunun şarjörü aldık mı? Almadık. Evet. Bu tabancanın şarjörü yoksa bir tane mermi koyabiliriz namluya. Tek 490 az önceki shotgun'ımın aynısından çıktı gene. AK-47 şarjörü gördüğünüz gibi. Bakın bu daha birinci hangar. İkinci AK-47 şarjörü. Bunlarda ne var? Duct tape. Bunlar hep craft için gerekli. Şu büyük kutulara bakalım. Elbiseler var. Eldiven de alayım hadi. Bir de şurada balistik vest bulduk arkadaşlar. Başka şu sandığın içine bakayım. Bunda büyük ihtimal mermi var. 7 7.92 gene çıktı. Bunları alsak da bir silah kullanacak bir silahımız yok. Yan taraftakilerden bir yerden silah bulayım ben hızlı bir şekilde. Sağa sola bakıyorum. Kimse yok. Robot olmasın. Robot sıkıntı çünkü. Burada da vest var. Evet, sol tarafta bildirim geldi. Karakterimiz acıkmış. Karakterimiz acıktıysa ne yapacağız? Varsa yiyeceğimiz yiyeceğiz. Mesela yiyecek durumuna da bakalım. Metabolizmadan. Stomach boş olduğu için açım diyor. Tamam, mideyi dolduralım o zaman. Eat all diyorum. Alayını yiyorum. Bu biraz uzun sürecek. Bitinde size kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, yeme işlemimiz bitti. Midemiz %66 doldu. Bayağı gömdük. Shotgun mermilerini alıp silahımıza takalım. Doldurduk. Evet, çok güzel oldu. Bayağı da mermi bulduk bu arada. Bu ne? 9 mm. Aa, bu da tabancaya gidiyor. Bir dakika. Shotgun'ı sırtımıza aldıktan sonra şu yere düştü o tabanca. Tabancayı alalım. Şuradan da 9 mm. Bu 9 mm değil mi bu silah? Bir saniye. Bir yan AK-47 şarjörün bir tanesini salıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir adet mermi koydu. Normalde 15 olması lazım. Şarjörümüz olmadığı için bir adet mermi koydu. Yani bir yere ateş etmek istediğimizde şöyle sakinlik bir adet edecek ve ondan sonra bekleyeceğiz. O AK-47 alırım bir dal. Evet dostlar, sonunda aradığımız silahı bulduk. Şarjını da takalım buna. Şu şekilde bakın. Takamıyoruz neden? AK-47 elimize almak lazım. Şarjörü taktık ve ikinci şarjörü de takamıyoruz. Mermi koyalım abi. Bu mermi bunun için mi? Hayır, şu mermi bunun için. Reload yapabiliyoruz mu? Bir dakika. Demek ki mermilerin de tipi farklı olabiliyor. Evet. Maalesef mermimiz yok. AK-47 7.62 kullanıyor ama 7.92 yazmışlar buraya. Acaba harbiden 7.92 mermi var mı oyunda? Bayonet M9 bu arada. AK'yi kapatayım. V'ye basarak savaş modundan çıkıyorum. 9 mm mermi. Hızlı geçeyim hemen. Riot West. Balistik veriyor. Riot daha iyi. Herhalde bakayım. Stop rope. Ha, bıçak. Abi yok, balistik daha iyi. Bullet rope diyor çünkü mermi geçirmiyor. Öbürü bıçak. Military az önceki zaten Riot, tamam.
Burada ne var? Şapka var. Hayır, bize kask lazımdı. Zaten var. İşte bu. Sonunda bir çanta bulabildik arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi eşyalarımızı doya doya koyabileceğimiz çantalar var. Evet, 7.62 mermiyi de akabinde bulduk ve bunu da AK-47 şarjörüne ekleyebiliyor muyuz? Yok, reload yapalım. Allah Allah, 7.62 olmasına rağmen reload yapamıyoruz. Çok ilginç. Yani bu AK-47 7.62 kullanıyor ve çözemedim dostlar. Bunu yorumlarda belirtin. Bu kısım biraz sıkıntılı. Hani Daisy'nin şeyine geldi bu. Bu mermi bu silaha uymuyor. Onu buradan ara. Bunu buradan bul falan. Pantolonu da değiştirelim artık. Şu pantolonun içinde bir şey vardı. Onu bir alayım ben. Shotgun mermisi ve taşımız vardı. Evet dostlar. Ölme kısmında gösterip videoyu artık ufak ufak bitirmek istiyorum. Ölmek için de tabii ki çok zor değil. M9 mermisi, M9 şarjörü. Onu da hemen tabancayı nerede bıraktık? Yerde bıraktık. Şunu bir alalım. En azından M9'u şuraya koyup bunu da buna taktıktan sonra shotgun'ı elimize alalım. M9'u Quick'ten 3 numaraya alalım. Tabi bu M9 değil. M9 mu? Evet, M9. Bunun mermisi buna uyuyor mu? Evet, uyuyor. Tamam. AK-47'de bir sıkıntı yaşadık. Orada o mermi buna uyumlu değilmiş arkadaşlar. M9'a da 15 adet mermiyi doldurabildik şu anda. Sağdan bakıyorum. Hatta 15 artı 1. Bir tane de namlu da var. 16 tane mermi. Şu anda silahımızda dolu vaziyette. Evet. Robot şu kapıdan geçiyor. Döndüğü gibi ona ateş edeceğim. Tabii ki bunu shotgun'la yapmak istiyorum. Tabancadan daha iyi. Robot bizi fark etti sanırım. Kaldı öyle. Tamam. Abi haklısın abi. Ve o süper bir dürbün var burada. Evet, robota sıktık gördüğünüz gibi kırmızıya döndü. Bu robot şu an bizi öldürmek için bekliyor. Bu arada fame bonusum bayağı arttı. Bir şey merak ediyorum. Bir tane daha sıkacağım ona. 138. ...138 puanım var. Sıktım 142. Oo, biz bunu atarlandıkça bize fame point veriyor. Şu an mermi yedik ama balistik olduğu için üstümüz bayağı durumumuz iyi şu an. Evet, mermimiz bitti. Bakayım başka mermi var mı? Maalesef yok. Ufaktan o videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Shotgun mermilerimi dolduruyorum ve bu robotu patlatmaya girişiyorum arkadaşlar. Ho, fame point uçuyor uçuyor dostlar. Gördüğünüz gibi ufaktan da artık yaralandık.
Canım bayağı düştü. Artık siyah beyaz görüyorum. Ve öldük. Tabi bu robotları öldürmek çok zor. Bayağı kalabalık olmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi fame pointler 256 tane fame pointim oldu. Çok iyi kastık bu arada. Her sıktığımız bayağı damage veriyordu. Şimdi random doğmak istersem 25 point veriyorum. Zaten bize ilk oyundaki gibi random atıyor. Sektör olarak doğarsak eğer şöyle sektör seçebiliyoruz ama gene de istediğimiz tam olarak nokta olarak atmıyoruz. Eğer ki shelter'ımız varsa 70 boş point vererek shelter'ımıza doğuyoruz veya 100 puan vererek arkadaşımızın yanında doğuruyoruz arkadaşlar. Puanlar da bu şekilde. Ben mesela en kalabalık şehirlerin olduğu C2'de mi C1'den bir yer dediler. B2'de havalimanı var. Mesela B2'deki havalimanının orada doğmak istiyorum. Revive diyorum ve B2'de doğuyorum arkadaşlar. Yükleme ekranı geldi. Konumum da B2'nin güneyi. Bu şekilde puanımız düştü. Eğer ki düşük puandayken ölürsek eksilere gidiyor. Dolayısıyla puanı yüksek tutmanın da fayda var arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Tabii ki oynadıkça daha devamı da gelir bu videonun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.